İstanbul'a getirildi ve şu an Tuzla'daki Asan Park'ta Rörlü'de şu an burada yaşlarımızın iç kapı giriş arasında değişiyor. Dünyada beyaz aslanlar iki türden oluşuyor. Bir türü albino hastası olan, pigment eksikliğinden dolayı beyaz aslan olanlar. İkincisi de genlerinde çekinik genlerden dolayı beyaz aslan doğup beyaz aslan olarak neslini sürdürenler. Bizim Tuzla'ya, Aslan Park'a getirdiğimiz aslanlarımız beyaz aslanların genetik olarak beyaz aslan olanları. Dünyada bunlardan 30 tane var. Biz 4 tanesini şu anda tesisimize getirdik. Bu da demek oluyor ki dünyadaki yaşayan aslanların yaklaşık %10'dan fazlası ülkemizde. Dünyada nesilleri tükenmekte olduğu için ve çok az olduğu için bizim tamamen uğraşımız bunları çift çift getirmekti, çift çift bulmaktı. En son Çekya'da bulduk ve getirdik. 2 tane çift olarak şu anda ülkemizde bulunuyor. Fakat bu işin maalesef ki şöyle bir olumsuz tarafı da var. Beyaz aslan aileden beyaz aslan doğmayabiliyor ve %90 oranında da beyaz aslan doğmuyor. Olur da beyaz aslanımız olursa dünyada bir ilki başarmış ve nesli çoğaltmış olacağız. Bu aslanlarımızın rengi dışında diğer aslanlardan hiç farkı yok. Dünyadaki aslanların yeme alışkanlığına baktığımızda doğada avlandıkları zaman yiyorlar, avlanırlarsa yiyorlar, avlanmazsa yemiyorlar ama hayvanat bahçeleri ve yetiştirme çiftliklerinde şöyle bir kural var. 18 kilo yiyorlar, bir gün yemiyorlar, bir gün sonra tekrar 18 kilo yiyorlar, bir gün yemiyorlar. Ondan sonra 18 kilo yiyorlar, 2 gün yemiyorlar. Yani baktığınızda haftada yaklaşık 50 kilo yiyorlar. 4 tane aslana baktığımızda da 200 kilo yiyecekler gibi gözüküyor haftalık olarak. Hayvan sever olmak demek, hayvanat bahçesine karşı olmak demek midir? Bunu sorgulamak lazım. Dünyada 30 tane olan bir hayvanın 4 tanesini ülkemize getirip bunu ziyaretçilerimize açmak aslında hayvan sevmenin bence en güzel örneği. Çünkü baktığınızda nadide bir hayvanı getirerek bunu barındırıyorsunuz. Bu neslin çoğalması için yardımcı oluyorsunuz. Buna yatırım yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz, vizyon koyuyorsunuz ve bu hayvanları ülkemize getiriyorsunuz. En basit örneğini vereyim size. Sadece biz bu Aslan Park'tan ve beyaz aslanlardan dolayı bu sene 100 bin tane Orta Doğulu turistin biletini kesin satım olarak yaptık. Ve Tuzla'mıza bu yaz 100 bin tane Orta Doğulu turist getireceğiz. Birinci önceliğimiz doğru koşullarda hayvanlarımızın mutluluğunu sağlamak. Gerçekten bu çok önemli. Dünya Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin zaten standartları var ve biz bu standartlara uyduk. Uymakta zorundayız. İsviçre'den CITES belgesi alıyoruz. Bu CITES belgesi nesli tükenmek üzere olan hayvanların dünya üstündeki transferleri için yetki belgesi. Biz tamamen buna bağlıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kendi belgelerimizi aldık. Bunda bir sıkıntımız yok. Bizim hedefimiz şu anda 27 olan sayımızı çoğaltmaktı ki bir hafta önce 3 tane bebeğimizi aldık. Şu anda İstanbul'da doğum yapan ilk Bengal kaplanları bizde. Şu anda karantina süresindeyiz. Yaklaşık 15 gün sonra ziyaretçilerimizi açıyor olacağız.